sizi komiteye şikayet edeceğim. Ben ABD baş antrenörüyüm, takımının baş antrenörüyüm. Arkadaşlar, ben buraya öğrenci seçmeye geldim. Siz kiminle uğraştınız? Ben George Lawler. 35 yaşındayım ve iki çocuk babasıyım. Hastaneye yatışımdan önce özel bir kolejde beden eğitimi öğretmenliği ve atletizm dalında antrenörlük yapıyordum. Okulun en popüler takımıydık. Çok da başarılı gidiyorduk. Bipolar hastalığıyla ilk tanışmam üniversite 3. sınıfta oldu. O zamanlar üniversitenin futbol takımında savunma oyuncusuydum. Akademik olarak da başarılıydım. Ama bahar dönemi birdenbire derslere gitmek istememeye, katılmak istememeye başladım. Arkadaşlarımla olan bağım da gitgide azalmaya başlamıştı. Bana sürekli depresif gözüküyorsun diyorlardı. Bu yüzden artık onları da umursamamaya başlamıştım. O zamanlar üniversite 3. sınıftık. Her şey güzel ve yolunda gidiyordu. George üniversitenin futbol takımında savunma oyuncusuydu. Aynı zamanda popüler ve başarılı birisiydi. Aramızda gayet iyiydi. Birlikte güzel ve eğlenceli vakit geçirdik. Ancak bahar döneminde George buluşmalara ertelemeye ve gelmemeye başladı. Bir süre sonra benden kaçmaya başladığını hissettim. Son zamanlarda sürekli tartışma yaşamaya başladık. Yaptığım her şeyde hata bulmaya başladı. Her zamanki gibi davranmama rağmen yaptığım her şey ona batıyormuş gibi davranıyordu. Artık hiç zaman geçirmemeye başlamıştı. Çünkü George zamanın çoğunu evde tek başına televizyon izleyerek geçirmeye başladı. Bir süre sonra konuşmamaya başladık. Onun yaşadığı bu durum benim de yaşadığım zor bir sürece dönüştü. Zamanımın çoğunu televizyon izleyerek geçirmeye başlamıştım. Ama ne izlediğimin bir önemi yoktu. Çünkü konsantre olamıyordum. Televizyon sadece açık kalıyordu. O zamanlar George, üniversitenin futbol takımında savunma oyuncusuydu. Ve bildiğim kadarıyla her şey onun adına gayet iyi gidiyordu. Arkadaşları arasında popülerdi ve akademik olarak da başarılıydı. Ancak bahar dönemi antrenmanlara gelmemeye başlamıştı. Yakın arkadaşlarıyla konuştuğumda artık onlarla takılmadığını ve dışarı çıkmak istemediğini söylediğini öğrendim. Ofisime çağırdım. Bana artık futbol oynamak için yeterli enerjisinin kalmadığından bahsetti. Bunun basit bir motivasyon eksikliği olmadığını anlamıştım. Ve psikiyatrist bir arkadaşıma yönlendirdim. Psikiyatrist ile olan görüşmemin iyi geçtiğini hatırlıyorum. Bana bir antidepresan vermişti. Birkaç hafta içinde eski halime dönünce artık onu kullanmamaya başladım. Tabii bunların dışında çok enerjik, çok tutkulu olduğum dönemler de olmuştu. Mesela sınav dönemleri arkadaşlarım amfetamin kullanıyorlardı uyumamak için. Ben o kadar enerjik, o kadar tutkuluydum ki buna ihtiyaç duymuyordum. Hatta üniversite rekabeti ortamı açısından iyi bile sayılabilirdi bu durum. Çoğu gece uyandığımda yanımda olmuyordu. Sürekli olarak düşünceli ve meşgul bir hal içindeydi. İlerleyen zamanda iş yerinde ufak tefek pürüzler ortaya çıktı. Ama o bu pürüzleri aşılamayacak dertler olarak görmeye başladı. Yataktan hiç çıkmamaya ve uyumadığı kısa süreler içerisinde de boş boş tavanı izlemeye başladı. Onun bu hali bizi hem üzüyor hem de ne yapacağımızı şaşırtıyordu. En sonunda daha da ileri gidip bütün bu problemleri kendi hatası olarak gördüğünden işten istifa etti. Bizi yüzüstü bıraktığı için özürler dilerdi. Tutunduğu tek şey ben ve çocuklarmışız gibi davranır. Eğer onu terk edecek olursak intihar etmekle bizi tehdit ederdi. Yapabileceğim elimden gelen tek şey psikiyatristi arayıp yardım istemek oldu. George şimdiye kadar manik epizod yüzünden hiç hastaneye yatırılmamıştı. Buna rağmen artan enerjisi, uykusuzluk, aşırı özgüven gibi manik belirtileri bipolar tanısı ile ilgili tutarlıydı. George'un çocukluk dönemi kasabada geçti. Sıradan özellikler taşıyan ortalama bir öğrenciydi. Eşim çalıştığı okulda futbol antrenörlüğü yapıyordu. Bu yüzden çocuklarım genel olarak hepsi sporla ilgili. George da tüm sporlarla ilgiliydi. Ancak devlet üniversitesinden futbol bursu kazanınca profesyonel olarak futbol oynamaya başladım. Bu dönem hepimiz için güzel bir dönemdi. Arkadaşlar arasında oldukça popülerdi ve ona lider gözüyle bakıyorlardı. Bu durumdan George da çok hoşnut görünüyordu. Arkadaşları yaramaz çocuklardı evet ama ciddi disiplin problemleri olan öğrenciler kesinlikle değillerdi. Sadece bir grup arkadaşı lisede alkole başlamıştı. George'un bunlara katılmaya hiç niyeti yoktu. Çünkü babası ağır bir alkolikti ve bu yoldan gitme korkusu George'un alkol kullanmasına da engelliyordu. Yalnız bu normal zamanlarımız çok uzun sürmedi. George bazıları hastanede sonlanan uyum problemleri yaşamaya başladı. Doktor bu durumu ailemizde yaşayan başka bireylerin olup olmadığını sorduğunda aklıma kardeşim geldi.
George'un dayısı da aynı George yaşlarındayken ona benzer davranışlar göstermişti. Hatta bazı saldırgan davranışların ardından hastaneye yattığı durumlar bile olmuştu. Hastane kayıtlarını incelediğimizde kardeşime şizofreni tanısı konulduğunu gördük. Doktorlarla beraber kayıtların tekrar detaylı incelenmesinin ardından kardeşimin tanısının değiştirildiğini, aslında kardeşimin yaşadığı bu dönemlerin George ile aynı manik epizot dönemleri olduğu ortaya çıktı. Tedavi kendini gösteriyordu. George'un duygu geçiş şiddeti azalmıştı. Tedavinin başlangıcından yaklaşık 3 hafta sonra George işe geri döndü. Ligin başlamasında 2 gün vardı ve anladığım kadarıyla iş yerinde George'un üstünde çok büyük baskı vardı. Çok uzun saatler çalışıyordu. Sürekli olarak ulusal tanınırlık kazanmaktan ve içgüdüsel hareketlerde bulunuyordu. Ben sezon bittikten sonra onun hareketlerinin normale döneceğini düşünüyordum. Halbuki yanılmışım. Böyle düşündüğüm için gerçekten ne olduğunu anlayamamıştım. George kendi davranışlarını kontrol edemiyordu. Ve karşılaşma günü meydana gelen olay bunu açıkça gösteriyordu. Erkek takımı soyunma odasına giyinirken tuhaf ve değişik konuşmalarıyla sağa sola koşturuyordu. Bir kılıç çıkardı ve ortadaki bankın üzerine fırladı. Kılıcı başının üstünde sallayarak okulun hücum şarkısını söyledi. Biz bundan çok etkilenmiştik. Sahaya çıktığımızda tek amacımız kazanmak değil, büyük bir farkla yenmekti. George'a bu davranışından dolayı okulun yılın antrenörü ödülünü verdiler. Soyunma odasına gördüğüm görüntü en ilginç oyun öncesi performansıydı. Bunun üzerine ertesi gün George ile görüşmeye gittim. Fakat George o kadar heyecanlı konuşuyordu ki 3 saat boyunca kesintisiz konuştu ve onu hiç bölemedim. Anlattıkları arasında çok şaşırdığım bir durum vardı. Bu da güzel bir kadın ile ulusal karşılaşmaya gidecek olmasıydı. Ama George evliydi. Ve çekici bir kadın ile baş başa gitmesi bizim gibi küçük ve muhafazakar bir toplumda bir skandal yaratabilirdi. Ayrıca bu yol masraflarını yakın tarihli bir bağış toplama fonunun gelirlerinden ödeyeceğini söylediğimde daha da bir hayrete düşmüştüm. Çünkü bu para atletizm bölümü ihtiyaçları için kullanılacaktı. Bu konuşmayı okul gazetesinde yayınlayacağımı George'a tekrar belirttim ve duyurusunu gözden geçirmek isteyip istemediğini sordum. Fakat o daha da ileriye gidip böylesine güzel bir kızla özgürce geziye çıkma fırsatının her zaman olmadığını ve bunu kaçırmayacağını, hatta bu durumun gerçekten bir romantizme bile dönüşebileceği şeklinde yanıt verdi. O gün öğrencilerden birini arkadaşlarına büyük bir heyecanla okul gazetesini okurken gördüm. Yanlarına gittim. Gazetedeki George'tu. Önceki galibiyetle ilgili olacağını düşünmüştüm. Ancak yazılanları okuduğumda onun tam bir delilik olduğunu aklımdan geçirmiştim. Tüm gün George'u bulmaya çalıştım ve okul idaresine bir takım açıklamalar yapmak zorunda kaldım. En sonunda George'u bulduğumdaysa kendisinin olimpiyat takımının baş antrenörü olduğunu söylüyordu. Önümüzdeki ay oyuncu seçmelerini organize edebilmek için ülke çapında yardımcı antrenörler ve atletleri aramaya başladığını söyledi. Ona yaptığının aptallık olduğunu anlatmaya çalıştım ama dinlemiyordu. En sonunda onunla doğru düzgün bir iletişim kuramayacağımı anlayınca Cheryl'ı aradım. Cheryl'la da onu ikna edemeyince polisi aramaya karar verdik ve mahkeme kararıyla hastaneye kaldırıldı. George hastaneye yatırıldığında tamamen kontrolden çıkmıştı. Birkaç gündür uyumamıştı. Buna rağmen enerjisi çok yüksekti. Fiziksel olarak bir tükenme haline yaklaşıyordu. Ona hemen antipsikotik bir ilaç olan şizofren tedavisinde kullanılan Haldol dozunu verdim. George epizodundan önce lityum kullanmalıydı fakat kan lityum kontrolü yaptığımda lityumu düzenli kullanmadığını fark ettim. Bu yüzden 900 mg lityum dozuyla başlattım. 2 hafta sonra bunu 1800 mg'a yükselttim. Hemşireler kan lityum düzeyini kontrol etmek için 3 güne bir test yaptılar. 3 hafta sonra Haldol kullanımını durdurdum. Ama George yine de 2100 mg'a kadar lityum kullanmaya devam etti. George ve eşini potansiyel lityumun tehlikelerine karşı uyardım, uygun bir diyet verdim ve tuz alımı konusunda onları bilgilendirdim. Ayrıca lityumun olası yan etkilerine karşı örneğin mide bulantısı, kas güçsüzlüğü gibi durumlar hakkında bana bilgi vermeleri gerektiğini belirttim. George aramıza katıldığında bir dizi terapötik hareketlerde bulunuyordu. George ve diğer hastalar gün içerisinde psikoterapi seansları için bir araya geliyorlardı. Bununla beraber hastaların kendi isteklerine göre seçebilecekleri regresyonel ve mesleki etkinlikler düzenliyorduk. Ayrıca hastaların kendilerini motive edebilmesi için gün içerisinde gerçekleşen aile ve arkadaş ziyaretlerine gitmelerini istiyorduk. George 3 hafta sonra hastaneden taburcu oldu. Geldiği ilk günleri hatırlıyorum da bizi gerçekten çok zorlamıştı. Konuştuğum onlar rutini bozulduğu için çok heyecanlıydı. Yemek yeme zamanları tamamen düzensizdi.
Hastaların olması gereken saatlerde George ilk defa uyku partisine giden bir çocuk gibi oradan oraya koşuyordu. Sonunda yorulmuştu, hatta neredeyse tükenmişti. 3 günün büyük bir kısmını uyuduktan sonra George'un davranışları biraz daha düzelmişti. Olimpiyat şöhretleriyle ilgili büyüklenmeci düşüncelerinden vazgeçti. Artık konuşmalarını ve davranışlarını daha iyi kontrol ediyordu. Fakat bunlara rağmen normale dönmedi. Hastane personeliyle flörtleşmeye devam ediyordu. Duygu durumu sabit değildi. Bir anda çok sinirliyken bir anda çok komik bir adam olabiliyordu. Ne yapacağını tahmin edemiyordu. Hastaneden çıktığım günden sonra daha da iyi hissetmeye başlamıştım. O zamanlar çok komik, çok eğlenceli gelen şeyler bir kabus gibi geliyor şimdi bana. Özellikle soyunma odasına kılıç olayında birilerine zarar verebilirdim. Bunu daha iyi anlıyorum şu anda ve bu kaygılanmama sebep oluyor. Taburcu olduktan sonra da terapilere devam ettim ama Shirley ile olan ilişkim çok da umduğum gibi gitmedi. Tüm bunların ardından sıra bizim ilişkimizin ihtiyaç duyduğu yardımı bulmaya gelmişti. Çift terapisi bir süre olumlu ilerledi. Ama onun o kadın hakkında herkese duyurduğu ve alenen söylediği şeylerden sonra ben kendimi toparlayamıyordum. Evde sürekli olan tartışmalara ve kavgalara yol açıyordu. Bir kadın hakkında gazeteye ilan vermiş olması onun ve benim bütün çabamıza rağmen içimdeki o kocaman duvarları indirmeme yetmiyordu. O duvarlar incelmiyordu. Son raddede bütün bu çabaların boşa olduğunu ve durumun ümitsiz olduğunu fark ettim. George hastaneden çıktıktan yaklaşık 6 ay sonra ona boşanma davası açtım. Boşanma gerçekten benim için çok çarpıcıydı. Ama o dönem depresif gözükmekten ya da öyle olmaktan özellikle kaçınıyordum. İş arkadaşlarım bu dönemde benim en büyük sosyal desteğim oldular. Terapilerimi sıklaştırarak devam ettim. İlaç kullanmaya da devam ediyorum. Bipolar bozukluk, tekrarlayan ataklarla karakterize, psikiyatrik bir hastalıktır. Bu belgeselde de George Lawler'ın bipolar bozukluğu ile yaşadıklarına şahitlik ettik. Bipolar bozukluk, depresyon ve coşku halinde görülebilir. George Lawler'ın hem manik hem depresif dönemlerini gördük. Arkadaşlar amfetamin kullanırken George'un enerjisinin hiç tükenmediği dönem mani epizotu, George'un yaz boyu takım için endişelerini de depresif epizot olarak örneklendirebiliriz. Bipolar bozukluklar hem meslek hem de sosyal açıdan bozulmalara neden olabilir. George manik depresif bozukluğun klasik bir görüntüsüdür. Ayrıca epizotları arasında biraz iyileşme gösterdi. Davranışları sosyal ve mesleki açıdan olumsuz sonuçlar doğurdu. Evliliği de boşanmayla sonuçlandı. Thank you.